Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un haftalık kapanışı itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi günlük grafiği açtım borsada. Şuradaki bulunan üçgen şu yapının aşağı doğru değil yukarı doğru kırıldığı görüldü. Bu gayet pozitif. Özellikle son iki günde hedef olan 1480 kısa vade. Daha sonraki vadedeki hedef ise tam şu gösterdiğimiz yer 1520 bölgesi bizim geçmişte 1500 1520 fake diye ifade ettiğimiz bölge hedefleniyor. Arkadaşlar 1480 1520 özellikle şu kısım hedef bölge. Bu trendi biz yaklaşık işte Nisan'dan beri atmıştık. Nisan'dan beri bu trendin burala bu bölgenin özellikle şuralardan itibaren 1520'nin hedef olduğunu düşünüyorduk. 1520'ye kadar bir hareketin gelebilme potansiyelinden bahsettik hareket güçlü geliyor arkadaşlar onu söyleyelim. Yani bu belki de bir trendin başlangıcı ilk sinyali olarak düşünülebilir bu harekete. 1480 tabi bu arada bir kısa vade bakacağız realizasyon gelir mi? Burada kısa vade bir dalgalanma yaşar mıyız? 21 ama biraz altta kaldı. E, iki günlük bir hareket e, bu iş için yeterli mi? Bakın şuradakilerine benziyor ama bu tarafta tabi 21 man üstündeyiz yani pozitif taraftayız. Bir güçlü alım geldi onu da ifade edelim tahtaların genel alım geldi dipte ana tahtaların olduğunu söylüyorduk kaç gündür. Özellikle geçen hafta 1480 hedef olduğunu söylemiştik. Şu anda da yine o ana tahtaları sadece %5 ile %8, %10 alsalar biz çok kolay 1600'e gelir. Zaten şu anda 1480'deyiz. Yani ana tahtaların özellikle bankacılık, işte bazı holding tahtaları, bazı sanayi tahtaları, endeks üzerinde ağırlı olan tahtaları sadece %8, %10 aldıklarında biz kolaylıkla 1600'e zaten gelmiş oluyor ki şu bir çanak kulba dönüşebilir o durumda. Onu belirtelim. Tabii bu pozitif senaryo için geçerli. Şu an için negatif konuşmaya gerektirecek bir durum yok. Çok tahtanın dipten dönüş verdiğini ve şu bölgede olduğunu yani henüz yeni bir emanın üzerine atma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ki bunlara da süreç içerisinde potansiyel olarak yukarı doğru gidecektir. Endekse trend hareketi gelirse genelde nasıl işlem yapılır? Genelde ana tahtalarla oynanır arkadaşlar. Ana tahtalarda pozisyon alır. Çünkü ana tahtalara gittiklerinde Küçük yan tahtalar gibi hemen gider. Hemen gidip geri gelmezler. E, tam tersi. Gittiklerinde orada kalırlar. İşte örnek bu bölgeden itibaren Garanti Bankası'nın gittiği yerde. Bakın bir daha dip görmedi. Oralarda kaldı. Diğer bir örnek işte son dönemde şu harekette özellikle TÜPRAŞ'ın hareketlerini izlediniz. TÜPRAŞ e, gitti sürekli düzenli olarak bir çıkış trendi içerisinde. İşte bu bölgede yine Türk Hava Yolları'nın hareketini izlediniz. Yine dip görmüyor. Ama bir küçük tahtaya bakıldığında İki defa üst üste tavan olsa endekse realizasyon geldiğinde tekrar bir bakıyorsunuz aynı yerde hatta aynı yerin daha da altına gelmiş. Yani e, bu tahtalar geçmişte biz bunları defalarca anlattığımız şekliyle endekse tepki geldiğinde yukarı doğru eğilim başladığında bu yan tahtaların gider sonra tekrar yeni dip yaptığını görürsünüz. Endeks tepki gelir gider sonra yeni dip yaptığını görürsünüz. Tabi bunlar da artık yavaş yavaş sonuna geldiler onu da belirtelim. İçlerinde tabanını görmemiş çok az tahta kalmıştır. Ama tabii endeksin potansiyeli olduğunda büyük oyuncular başta olmak üzere herkes endeks tahtalarında pozisyon alırlar. Endeks tahtaları gider. Onlar da beklenti bittiğinde, onlarda da çıkış trendi sonlandığında, aynı buradaki gibi bir yorgunluk emareleri görüldüğünde o zaman yan tahtalarda hareket başlar. Yani onlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci grup olarak değerlendirmek lazım. Öncelikle ana tahtalarda pozisyon almak lazım. Biz analizlerimizde şunu belirttik. Eğer doğru tahtalar seçildiyse sadece şuradaki harekette pozisyonlar %50 artırılabilir. Yani daha doğrusu kişinin portföy %50 artabilir şu harekette doğru tahtalar seçildiğinde. Çünkü hatta bazı tahtalar gittikten sonra onu beklerken orada tahta değişimi ve yeni bir tahtayla yeniden yeni dalgayı yakalamak şeklinde tahta değişimleriyle pozisyon alınır. Ve yıldız tahtalar takip edilerek yorgun olanlardan çıkılıp yıldız tahtalara girilir. Yani bu, bu şekilde potansiyel karlılık artırılabilir. Tek yönlü de işlem yaparak yani çift niyet gerek yok. Zaten güçlü alım. Gelecek olan bir piyasada çift yönlü işlem yapılmaz. Bakın şu iki çubuk geçmişte. Şöyle bir bakıldığında bakın yok yani. Dikkat ediyorsanız yok. Ee, güçlü. Yani net bir şekilde söyleyelim güçlü. Güçlü bir e, piyasa. tabi. Fake mi değil mi? Bu önümüzdeki haftalarda belli olacak. Tabi ilk hedef 1480'di geçen haftanın hedefi. Burayı gördük. Görmesi gereken nokta atış hedef. Burada ara kısa bir düzeltme gelebilir. Şimdi saatlik bakarız nereye kadar gelir. Ama esas ana hedefin ve bu yükseliş hareketinde 1520 olduğunu söyleyebiliriz. O kısımda da bakacağız. Yani ne olacak ne bitecek diye. Şuradaki ters bayrağı mı çalıştıracaklar ki bayrakta bu kadar çok dalgalanma da çok fazla bir dalgalanma. Yoksa burayı da es geçecek. Aynı hızla devam edecek. Bollinger bandının üstüne attı o açıdan kısa vadeli bir realizasyon gelme ihtimali var. Daha sonraki süreçte 1600'e doğru sert hareket yani onun habercisi mi bu? Önümüzdeki günlerde yani dikkatlice izleyip göreceğiz. Peki yapılması gereken tek şey zaten şu yapı komple al yapısı arkadaşlar onu belirttik. Yani burasının aşağı kırılması bile al yapısını bozmayacak diye ifade etmiştik size. O zaman şöyle bir al yapısı olacaktı. Yine aynı potansiyel geçerli. Yani yine aynı potansiyel, yukarı yönlü potansiyel geçerli olacak diye yorumlamıştık. Şimdi aşağı gelmedi. Dolar bazlı tabi dipte olmanın da etkisi bunda. Doları %20 aşağı yukarı işte 8'lerden hatta 7'lerden. Bakın şu bölgede doları hatırlayın. 7'li rakamlardaydık yani. Dolar 7'li rakamlardan geldi 9.5'li rakamlara. Dolayısıyla dolar bazlı endeks prim potansiyeli taşıyor. Onu da söyleyelim. Yani geçen seneki seviyelerine bile gelmiş olsa. Geçen sene burada 7'deydi dolar. Endeks de buradaydı. Düşün oraya bile gelmiş olsa yani potansiyel olarak dolar seviyesindeki aynı yere gelse bile endeksi 1600'de değil ki 1600'de yeriydi. 1750 hatta 1800'lerde görmemiz mümkün ki endeks önümüzdeki seneki prim potansiyeli de daha uzun bir trendin başlayacağı da düşünülecek olursa 2000'li rakamlar düşünülecek olursa 2000-2100 hatta 2000 200, 2300, 2400'e kadar yani 2100 ile 2400 arasındaki bir yerde kalabileceği, şunun gibi dalgalanma yapabileceği önümüzdeki senenin işte sonlarına doğru belki. O harekette göz önünde bulundurulsa prim potansiyelinin olduğunu ve önümüzdeki bir yıl içerisinde endekste toparlanacağını düşünebiliriz. Birçok ana tahtanın dipten koptuğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Ama şunu da söylüyoruz. Borsa dinamik arkadaşlar. Yakından izlenecek. E, fiyatları belki e, birileri istediği gibi çevirebilir. Biz de onların e, yakın takipçisi olacağız. Endeks satıldığında satacağız. Endeks alındığında da alacağız. En doğru yaklaşım bu. Portföy yönetimiyle de para yönetimiyle de e, riskler bertaraf edilebilir. Doğru yerden e, oyuna girilir. Endeks döndüğünde ki döndü Oyunda yer alınır. Endeks tekrar geri dönecek olursa riskler başlayacak olursa ne oluyor ne bitiyor diye tekrar etrafımıza bir bakar izleriz arkadaşlar. Neyse şu bölgede pozitif konuştuk ve pozitif değerlendirmelerimiz aynen geçerlidir. Bakalım pozitif gidişat nereye kadar gidecek. Onları dikkatlice izliyoruz. Endeks yönünde arkadaşlar. Yani onu kısa vade için en azından bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genelde Kasım ayları realizasyon ayıdır. Yani orta vade bakacak olursak birkaç haftalık süreç içerisinde önümüzdeki hafta yatay bant, yatay yukarı bant görürüz diye tahmin ediyorum. Ama o Kasım ayında daha tedbirli, daha temkinli olmakta fayda var. Ne oluyor, ne bitiyor diye Kasım ayında fiyat hareketlerini yakından izleyeceğiz. Tabi burada ben endeksi değerlendirirken tahtaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bunu da ifade ettim arkadaşlar birçok kişiye. Tahta seçimi çok çok önemli. Çünkü tepedeki tahtayı, yorgun olan tahtayı, geri dönmüş olan tahtayı almaktansa işte potansiyel olan dipten dönüş verecek oldukça ucuz bir daha görmeyeceği fiyat seviyesinde olan tahtalar var ki bir daha gelmeyecek belki de buraya. olan tahtalar var ki ki froto biliyorsunuz da benzer bir hareket olmuştu. İşte 160'lardan tahtayı bir anda 190'da gördük. Sadece bir hafta içerisinde %30-35'lik bir primlenme söz konusu oldu. Birçok tahtada benzer tabii. Daha sonra ne yaptı? Yorgunluk başladı. Yine bu bölgede hiç hareket etmeyen bir başka tahta al, bırak'a bir bakmışsınız. Şu arada sadece 1-2 hafta içerisinde tahtada %40'a yakın bir primlenme olmuş. Hedef değerlere gitmiş. Sonra bir yorgunluk, bir dinlenme, bekleme sürecine girmiş. Birçok tahtada bunları görmek mümkün arkadaşlar. Yani dolayısıyla fırsatları değerlendirmekte fayda var. Tabii biz bunları söylerken bakış açısı olsun diye söylüyoruz. Yani dinamik olmak gerekir ama yatırımcıysak da zaten trading çok bir anlamı yok. Doğru tahta doğru yerden alınır ve uygun yerden alınır ve beklenir. E, yatırımcıysa uzun vade, orta uzun vade beklenir ve hisselerin hedef değerleri uzun vade, orta ve uzun vade hedef değerlere geldiğinde de ki endeksle beraber ya kendi hedef değerine gelecek ya endeks hedef değerine gelecek ki endeksin hedef değerine gelmesi bir yıl içerisinde daha çok zamanımız var arkadaşlar. Onu, onu net bir şekilde söyleyelim. Ama şu bölgeyi tamamını bakın şu bölgenin tamamını bir dinlenme, toplama, bir realizasyon dönemi olarak geçirdi. Endeks yatayda kalırken tahtaların çoğu dip yaptılar arkadaşlar. Bazı tahtalarda ise istisna bazı tahtalarda ise yine zirveler görüldü bu süreç içerisinde. Burada da yine zarar etmemek çok çok önemliydi. Belki bu bölge kar etme bölgesi değildi ama zarar etmeme açısından çok çok kıymetli bir bölgeydi. Şimdi biz tabii arkadaşlarla genel anlamda konuştuğumuzda birçok yatırımcının maalesef bu süreç içerisinde ciddi bizimle tabii bizi bizimle ilgili dinlemeyen arkadaşlar diyelim en azından. Yanlış tahtalarda pozisyon alan bu bölgede trende girmiş olan tahtalarda çok yüksek primli 8-10 kat gitmiş tahtalarda pozisyon alan arkadaşların birçoğu bu bölgede inanılmaz zararlar ettiler. Paraların üçte biri e indiğini duyduk arkadaşlar. Halbuki şurada yapılması gereken şey o 8-10 kat çıkmış olan primlilerden uzaklaşıp yerine iskontolu hatta %20 pozisyon taşıyarak %80 nakde geçerek ve hatta şu kısımda özellikle bu bölgede e, döviz ve belki de altın pozisyonu alarak e, pozisyonların, nakit pozisyonlarının en azından taşınması mantıklıydı. E, burası ise toplama bölgesi. Bu zikzak hattı ise çok uygun e, tahtalarla pozisyon alarak yine e, trade imkanı verdi arkadaşlar. Hem yukarı bakın defalarca da bu arada trade imkanı verdi. Ama bu trade imkanı verenler, veren tahtalar elbette ki o 8-10 kat gidenler değildi arkadaşlar. İşlerinde dediğim gibi istisna var. İstisnalar var birkaç tane. Ama çoğu maalesef geri geldiler. Daha da geri gelmeye devam ediyorlar. Onun yerine kalitesi olan tahtaların prim yaptığı yerlerden çıkıp ucuz yerlerden oyuna girmek çok çok e, sağlıklı olur. Onu da belirtelim. Yani tahtanın dip dönüşünü yakaladıysanız e, onun üzerinde biraz kar da bekleyip ne oluyor, ne bitiyor diye görüp daha sonra endeksin hedefine geldiğinde yani şu trend noktalarına geldiğinde tahtanın pozisyonuna bakılır. Ve ondan sonra gerekirse bir miktarıyla realize olunur. Genel sistem bu şekilde ilerler arkadaşlar. Şimdi ne olur? Biz de meraktan bekliyoruz. Trendin 1500-1520'ye geldiğinde burayı kopartıp yukarı doğru alacaklar mı? 1600'e kadar. Yoksa buradan bir realizasyon gelecek mi? Şimdi bakalım bakalım ne görürüz kısa vade. Özellikle saatliklere bakıldığımda sert bir alım geldiği görülüyor ve bir çanak tamamlama söz konusu. Yani normalde makul olan 21 EMA'ya doğru 1460'a kadar hatta şuraya kadar makul olan bir düzeltme gelebileceği şeklinde yani şuradakine benzer bir düzeltme gelebileceği şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içerisinde sizlik oluşacaktır. Pozitif senaryolarda e, tabi öyle bir pozitif senaryo ile karşılaşacak olursak ki hafta içerisinde böyle bir ufak, ufak bir realizasyon gelecek olursa yukarı hamlelerde 1500'e kadar 1520'ye kadar e, bu hareketin devamı da o anlamda gelebilir. Esas düzeltme yani burada düzeltme yapmayacak olsa esas düzeltme 1500 1520'de yapacaktır. Yani yorgunluk yeri ya da yatay bant yeri 1500-1520 olarak karşımıza çıkabilir. Şimdilik hareketleri kısa vade pozitif değerlendirmek lazım. 1440'a kadar olan hareketlerin tamamı realizasyon alanı yani normal karşılanmak lazım. 1440'a kadar olan hareketlerin tamamı normal karşılanması gerekir. 1440 kırılmadıkça da pozitif değerlendirmek lazım. 1440 kırılacak olursa o zaman endekste biraz tedbirli olmakta fayda var. Yani şu anda buraya kadar olan hareketlerin hepsi makul arkadaşlar. Yani şöyle bir hareket bile makul olarak değerlendirilebilir. Çünkü yön e, hızlı bir kopma oldu ve bu hızlı kopmadan sonra çanak kul formasyonu şeklinde bir formasyonda karşımıza çıkabilir ya da e, işte dalga sayımı şeklindeki harekette şurası dört bölge kabul ederseniz dördüncü bölgeye doğru bir atak yapması söz konusu olabilir. Hızla bir geri çekilme ve sonra tekrar buraya gelse bile alım fırsatı olarak değerlendirmek ve ondan sonra yukarı yönlü iştah e, tekrar başlayacaktır. Yarın da fırsat bulursak yurt dışı piyasalara bakarız arkadaşlar. Kısa vade şimdi endeksten alakalı pozitif olduğumuzu, pozitif beklentilerimizi taşıdığımızı neredeyse işte 6 ay oldu. Herhalde Nisan'dan bu tarafa 1500-1520 rakamını ifade ettiğimizi bu bölgelerin hedef alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölge önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Orayı geçerse zaten 1600 onun üstünde zaten yeni hedefler gündeme gelecektir. Kademe kademe bunları değerlendiriyoruz. Stop noktası ise 1440'ı stop noktası olarak belirleyip 1440'ın altına salınımlarda stop olup tedbirli olup tekrar yukarıya çıktığında ise tekrar pozisyona girilecek şekilde bir değerlendirme yapılabilir. Ama tekrar hatırlıyorum burada esas olan yani şu hareketlerde de esas olan tahta seçimi doğru tahtalarda pozisyon alınması, yıldız tahtalarda pozisyon alınması. Bizim belirlediğimiz tabi bu sene ben ben geçen senelerden farklı olarak daha kısa vade portföy belirledik, belirledim. Bir model portföy oluşturdum daha kısa vade yani bir aylık bir haftalık Hatta birkaç günlük model portföy oluşturdum. E, ve hedefe gelenler de daha kısa vade için. Yani biliyorsunuz benim model portföyde 7 yıllık 2027 hedeflerinin olduğu bir portföyümüz var. Büyük ölçekli e, portföy. Uzun zaman dilimlerini içeren. Orada da gerçek kısa vadeli hedefler de var. Ama e, onların bir kısmı zaten hareketlerine çoktan başladı. Geçen seneden oluşturduğumuz portföydü bu. Bu sene ise e, daha e, yeni fiyatlarla yeni e, oluşan fiyatlarla, yeni dip dönüşü yapacak olan fiyatlarla yeniden model portföyü şekillendirdik. Daha e, küçük ölçekte, daha kısa vadeli e, hedef değerlerle beraber portföyün takibini e, yapıyoruz. Dolayısıyla tahta seçimi bu anlamda e, kıymetli Arkadaşlar, bunu da yine belirtelim. Biz tabi analizlerimizi yaparken yapısal analizin temel dinamikleri, temel felsefesi, temel bakış açısıyla yapmaya çalışıyoruz. Klasik teknik analizdeki trend hareketlerini kullanıyoruz. Formasyonları kullanıyoruz yapıların, şekillerin ne anlama geldiğini, nasıl yorumlanması gerektiğini kullanıyoruz. Bunun üzerine de biraz tecrübe katarak ve bir de kendi felsefemiz, kendi bakış açımızı, piyasa bakış açımızı katarak yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Orta uzun vadede ne olur ne biter, fiyatlar nasıl başarılı bir şekilde öngörülebilir diye değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yani şurada herkes net bir şekilde klasik teknik analiz açısından bakarsanız bakın bir örnekten anlatayım. Bakın şurada çok arkadaş daha doğrusu çok analiz bakıldığında klasik teknik analizde stop vermişti. Net bir şekilde stop vermişti arkadaşlar. Yani herkes şu bölgede bakın de bir açılış yaptık ertesi gün. Herkes stop vermişti ama bizim yapısal analizin temel dinamikleri şu yapıyı al olarak değerlendirmiş. Bakın şu yapıyı komple al olarak değerlendirmiş. Ve bu bölgenin tamamını toplama formasyonu olarak bakıldığında burada sahte fake stop'a uyulmamış. Neticede uyulmadığı için de ciddi bir tabi bu bir risk mi? Risk ama işte biz kendi dinamik kendi bakış açımızda bu kazancı yakalama şansına sahip olduk arkadaşlar. Bununla alakalı e, örnekleri e, özellikle YouTube. Tabii ben bu aralarda şimdi yeni sık sık video atmaya başladım. O ara pek video atmıyorduk. Ki bunları e, kendi işte e, eğitim, Zoom eğitimlerinde diyelim anlatıyoruz. Anlattık, analiz ettik. Geçmişte şurada da aynı yapı vardı. Bu yapı yapıyla bu yapı birbirine benzerdi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Aynı yapı. 3 e, sihirli borsadaki 3 sayısı, 4 sayısı. Bunların hepsini benzerlerini daha doğrusu Udemy kurslarında görebilirsiniz arkadaşlar. Atmış olduğumuz videoların altında Udemy kursu linkleri var. Merak edin arkadaşlar orada ücretsiz derslerin olduğu kısımlar da var. Oralara girebilirler. Bizim geçmiş analizlerimize bakabilirler. Orada analizlerde ne anlatmışız? Neleri olmuş? Ne kadarı gerçekleşmiş? Ne kadarı gerçekleşmemiş? Gerçekleşme başarı oranı nedir? Onlara detaylı detaylı izleyebilirler. Aşırı fiyatlama bölgesinde nasıl analiz etmişiz? Fiyatları değerlendirirken ya da analiz ederken nasıl değerlendirmişiz? İşte düşüşün ertelenmesi ya da yükselişin ertelenmesi ne demek? Yani düşüş potansiyeli olan bir tahtanın düşüşünü durdurup tekrar yükseliş potansiyeline girmesi, nereyi hedeflemesi, bu hedef değerleri neye göre belirlemişiz? Realizasyon geldiğinde dört bölgesi ne demek? Dört bölgesine özellikle %80-90 oranda realizasyonda tahtalar giriler. Yani bu dört bölgesi 5 dakikalıklar için, 15 dakikalıklar için, saatlikler için oluşan o dört bölgesi. Gündükler ve haftalık dört bölgeleri de tabii ki önemli. Buralar ne anlama geliyor? Bunun gibi daha birçok kavramı, birçok bakış açısını e, o kurslarda görebilirsiniz arkadaşlar. Merak etin arkadaşlar kurslara e, e, bir bakabilirler. E, faydalı olacağını düşünüyorum teknik analiz anlamında. Peki hafta sonu biraz sözümüzü, e, sözü uzattık. E, ara ara da zaten dediğim gibi parça parça bilgileri burada YouTube'da vermeye de çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Neticede bu yapmış olduğumuz çalışma bir eğitim çalışması. Onu da e, belirtelim. Hafta sonu bunun dışında ne yaparız? Tahtan izlerinde de bundan sonra işte en az bir defa YouTube kanalından yani Zoom eğitimlerinden farklı olarak YouTube kanalında üye olan arkadaşlarla tahtan izlerini hasta yapmaya çalışacağız. Böyle bir sözümüz var. Haftada bir gün en azından arkadaşları yalnız bırakmam adına yaparız üyelerle beraber. Bunun dışında da her akşam yapmış olduğum Zoom eğitimleri var. Bu da daha işte yakından izlemle yakından izlemeyi yaptığımız çalışmalar. Yani genel olarak ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye soran arkadaşlara cevap mahiyetinde bunları vermiş olalım. E, neticede hepsi bir eğitim çalışması. E, bunun dışında başka bir şey değil. Onu da belirtelim. Söylediklerimiz yatırım tahsili. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.